turlardaki gerilemenin temel sebeplerinden birisinin S-400 konusunda Türkiye ile Amerika arasında yaşanması muhtemel gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan gelişmeleri etkileyen en önemli faktör siyaset kurumunda yaşanan gelişmeler ve dış dünyada yani dünya ekonomisindeki yaşanan gelişmeler olduğunu biliyoruz. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesiyle birlikte hareketlenen dolar kuru 9 Mayıs sonrasında 6 lira 20 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Fakat bugün tekrar doların 5 lira 80 kuruş seviyesinde işlem gördüğünü biliyoruz. Doların 6 lira 20 kuruşa yükselmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi İstanbul seçimlerinin iptal edilmiş olmasını yarattığı siyasi belirsizlikti. Bugün kurların 5.80'e gerilemiş olmasının gerekçesini iki farklı yerde görüyoruz. Bunlardan bir tanesi dışarıda yani dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin rolü olduğunu biliyoruz. Amerikan ekonomisine ilişkin açıklanan veriler ve Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalardan dolarda bu yıl içerisinde bir faiz indirimine gidilmesinin söz konusu olabileceği piyasalarda konuşulmaya başlandı. Bununla birlikte ABD doları tüm paralara karşı değer kaybetti. Örneğin Haziran ayın başında 1.1129 seviyesinde işlem gören dolar euro paritesi bugün 1.1298 seviyesinde yani yaklaşık %1,5'luk artışla işlem görmekteydi. Dolayısıyla dolar tüm paralar karşısında değer kaybettiği için Türk lirası karşısında da değer kaybetmesini bekliyoruz. Bu çok olası bir şey. Fakat asıl önemli gelişme Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. En önemli konunun da S-400 olduğunu biliyoruz. Geçen hafta Amerikan Savunma Bakan Vekilinin muhatabı Türkiye'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hitaben yazdığı ve S-400 konusunda işlediği mektup önemli ölçüde ses getirdi. Bu mektupta açıkça Amerikan hükümetinin Türkiye'yi S-400 alımından vazgeçirmek istediği, vazgeçmemesi halinde bir takım yaptırımlar uygulanacağını açık bir biçimde ifade etmişti. Özellikle F-35 eğitimi alan pilotların eğitimlerinin Temmuz ayı sonu itibariyle sonlandırılacağı, yeni pilotların eğitime alınmayacağı ve Türkiye'ye daha ağır yaptırımlar uygulanacağına ilişkin ifadeleri içeren mektubun kamuoyuyla da paylaşılmış olması Amerika'nın pozisyonunu açık bir biçimde gösteriyor. Fakat bu mektuba Türkiye'nin şimdiye kadar herhangi bir tepki vermemiş olması, yani bu Cumhurbaşkanı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na hükümet kanalından ciddi ve güçlü bir tepkinin verilmemiş olması, S-400 konusunda Türkiye'nin bir uzlaşma zemini aradığı şeklinde piyasalar tarafından yorumlanmıştır. Özellikle Haziran ayı sonunda Japonya'da yapılacak olan G20 toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın bir görüşme yapacağı ve bu görüşmenin ağırlıklı olarak S-400 konusu üzerinde olacağı ve büyük olasılıkla buradan bir uzlaşma zemini aranacağına ilişkin beklentiler piyasalar tarafından belirgin bir biçimde satın alınıyor. Bu kararın büyük olasılıkla seçimden sonra yani İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminden sonra kamuoyuyla paylaşılması ihtimali de mevcut. Dolayısıyla kurlardaki gerilemenin temel sebeplerinden birisinin S-400 konusunda Türkiye ile Amerika arasında yaşanması muhtemel gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da unutmamak gerekir. Bu konuda her an her iki taraftan da çok farklı açıklamalar gelebilir ve kurların dolar TL kurunun hızlı bir biçimde aşağı ya da yukarı yönlü hareket etmesine yol açabilir. Dolayısıyla bu konudaki gelişmeleri biraz ciddi şekilde takip etmekte yarar vardır diye düşünüyorum. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı verilerine göre Türkiye'de tüketici enflasyonu %18,71 seviyesine gerilemiştir. Gerilemiştir ifadesini kullanıyorum çünkü bir önceki açıklanan rakam %19,6 seviyesindeydi. Dolayısıyla enflasyonda göreceli olarak bir iyileşme söz konusu. Bunun gerekçelerine baktığımız zaman enflasyonun Mayıs ayında beklentilerin biraz altında çıkmış olmasının iki temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi gıda fiyatlarında yaşanan %1,18'lik düşüş ki bu ağırlıklı olarak yaş meyve sebze fiyatlarında yaşanan gerilemeden kaynaklanmaktadır. Bu beklenen bir şeydir. İki sebepten dolayı beklenen bir şeydir. Bunlardan birincisi mevsimsel olarak Türkiye'de tarım ürünlerinin bollaştığı bir dönemdeyiz. Buradan bir gerilemenin olması
Çok olası. İkincisi de tarım fiyatları o kadar yükselmişti ki geçtiğimiz yıl çiftçiler bol miktarda üretim yapabilmek için ciddi çabalar sarf ediyor. Biz bunu açıklanan ilk çeyrek tarım büyüme rakamında da görüyoruz. Tarımsal üretim %2,5 oranda artmıştı. Dolayısıyla fiyatların yüksek olduğu yılı takip eden yıllarda çiftçilerin daha fazla tarımsal ürün üretmek için çaba gösterdiklerini ekonomide örümcek ağ kuramıyla açıklıyoruz. Dolayısıyla tarımsal üretimdeki artışın etkisi var. Fakat enflasyonun sınırlı kalmasına yol açan bir diğer faktör de enerji fiyatlarında aylık bazda Mayıs ayında 0,25 gibi düşük bir oranda artışın yaşanmasıdır. Bunun temel gerekçesi de enerji fiyatları dediğimiz zaman sadece elektrik, doğalgaz, petrol gibi şeylerden bahsetmiyoruz. Su da bu endeks içerisinde yer alıyor. Yerel seçimlerin yapılmış olması ve İstanbul'da seçimlerin yenilenecek olması belediye hizmetlerinin fiyatlanmasına ilişkin tartışmaları gündemde tutuyor. Su fiyatlarına belediyeler tarafından yaklaşık %30'un üzerinde bir indirim yapılmıştır bu dönem içerisinde. Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki bu sınırlı artışın da enflasyonun beklenenin biraz altında çıkmış olmasının gerekçelerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Peki yıl sonunda enflasyon Bakan Albayrak'ın söylediği gibi tek haneli seviyelere iner mi? Ben bunu çok iyimser bir tahmin olduğunu düşünüyorum. Buraya inme ihtimalinin bulunmadığını düşünüyorum. Zaten yılın ilk 5 ayı itibariyle gerçekleşen tüketici fiyat artışı %5 seviyesinde olmuştur. Geri kalan 7 aylık dönemde de artışın ben yüksek seyredeceğini, büyük olasılıkla yıl sonunda da %15 civarında bir enflasyonla tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bunun temel gerekçelerinden bir tanesi enerji fiyatlarına, özellikle elektrik fiyatlarına İstanbul seçimlerinden sonra yani Temmuz ayından itibaren ben kademeli zam yapılacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de elektrik şirketleri kredi borçlarını ödemekte büyük güçlük çekiyorlar. Yaklaşık 28 milyar dolarlık kredinin ödenmesinde yaşanan zorluklarla karşı karşıya olduklarını biliyoruz. Bu hem bankacılık sistemi açısından sorun yaratıyor hem de bu şirketler açısından yüksek miktarda finansal zorluk yaratıyor. Bu şirketlerden ve bankacılık sektöründen elektrik fiyatlarına zam yapılması yönünde çok ciddi baskıların olduğunu biliyoruz. Büyük olasılıkla hükümet de Temmuz ayından itibaren elektrik fiyatlarına kademeli olarak zam yapacaktır.